Selin hocam, aldatan adam eşini anlamasın diye alttan mı alır, her istediğini mi yapar, yoksa tam tersi sert mi davranır? O hani bir laf var, eniştem Bayram değil, Seyran değil, eniştem beni niye öptü derler. Durup dururken bazı erkekler ihanet ettiği zaman karısına hediyeler getirir. Canım cicim şekerim der. Hani bir şekilde ya kendi vicdanını rahatlatır yahut da işte ne bileyim ben hani haberdar olursa onu iyi tutayım falan demeye getirir. Bazıları da hiç alaka göstermez, hiç sevgi göstermez, ilgi göstermez, uzak durur. Her iki şekilde de yani ötekisinde biraz daha zor anlaşılır. Ama söylediği sözler, yaptığı acayip alakasız aşırılıklar, bunların hepsi de yani durup dururken yapması biraz şüphelendirir. İspat edemeyeceğin zaman hiçbir şekilde karşı tarafı itham etmeyin. İspat olduğu zaman dahi üzerine gitmeyin, biz yardım alalım deyin. Bu şekilde ancak olur. Kavga edince adamlar çılgına dönebiliyor. Hele sevmiyorsa sizi, hem yapıyor hem dövüyor hem ileri geri konuşuyor, size karşı kötü davranıyor. Bana geldiği zaman da benim onu anlayacağımı bildiği için ya gelmiyor yahut da ben onu sevmiyorum, ayrılmak istiyorum, hiçbir şekilde yapamam onunla diyor. Bitiriyor. Yani bence bu hadiselerde şüphe etmek tamam ama ispat edebilmek lazım. Hiçbir şey yoksa yardım alacaksın. Ben mesela burada üçüncü şahıs olarak onun yüzünü görerek konuşuyorum zaten. Onun yaptığı mimiklerden, konuşmalarındaki zikzaklardan, her şeyden anlarım. Onu o zaman da sana söylerim. Belki sebeplerini de o arada eğer bulmuşsam bunları yapmayın, sen de şöyle şöyle yapma diye ortayı bulurum. Ama adam kendince mutlu olmayınca basıp da başka kadınlara gidiyorlar yani. Bunu da bilin. Ama sizin haberiniz olmuyor bu işten. Bulduğunuz zaman da vay bana nasıl ihanet etti diyorsunuz. Hiçbir adam durup dururken ihanet etmez. Hele hele seviyorsa zorla itelerseniz belki ihanet eder. Ama itmeyin.